Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Ekim ayıyla beraber artık sonbahar mevsimi başladı. Ve Güneş 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda ilerleyecek ve sizin 11. evinizi aydınlatacak. Evet, Ekim ayı kendi içinde barındırdığı gezegen geçişleriyle aslında 2020'nin en sert ve güçlü aylarından birisi ve bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok güçlü olayları içinde barındırıyor olabilir. Ve hemen ayın başında 2 Ekim'de Koç burcunun 9 derecesinde dolunayla başlıyoruz aya. Koç burcundaki bu dolunay 5. evinizi aydınlatacak ve dolunaylar tabii ki farkındalık dönemleri, dönüşüm dönemleri, tamamlanma dönemleri ve bu dolunay özellikle ilişkiler ve sosyal hayatınız, arkadaşlarınız, aşk hayatınız, romantik konular, belki çocuklarınız, çocuklarınızla ilgili mevzularda bazı tamamlanmalar, kapanışlar, aydınlanmalar, farkındalıklar meydana getirebilir. Şiron'la birleşen bir dolunay, Şiron ruhsal anlamda derinleşmemize imkan verebilir ve hayatımızdaki bazı eksikleri, hataları, geçmişteki bazı travmaları, bazı yaraları, bazı acıları şöyle bir fark etmemizi ve bunları dönüştürebilmek adına da tabii ki yollar aramamızı sağlayabilir. Özellikle bir aşk acısı ya da çocuklarla ilgili bir konu ya da hayatınızda yarım hissettiğiniz, eksik hissettiğiniz, tamamlamak istediğiniz bir konuyla alakalı bu dolunayın önemli, güçlü tesirleri olabilir. Evet, dolunayın yöneticisi Mars ve Mars Koç burcunda retro harekette, ay boyunca da bu devam edecek ve yine 5. evinizde. Dolayısıyla buradaki konularda biraz geçmişle ilgili sorgulamaların, belki işte aşk hayatınızla ilgili bir konunun, yarım bırakılmış ya da bir travma yaratmış bir konunun, bir ilişkinin size etkilemesi, gündeme gelmesi veya bununla ilgili belki bu sorunu ve yarayı şifalamak anlamında bazı fırsatların karşınıza çıkması da mümkün. Bu çocuklarla bağlantılı da olabilir veya tamamen kişisel özgüveniniz, kişisel yaratıcılığınızla da bağlantılı hissettiğiniz bazı eksikliklerle ilgili de geçmişe dönük yapılar olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki. Sevgili yaylar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 9 derece Koç burcunda olacağı için haritalarınızda özellikle 9 derece ve yakınlarında öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi burçlarda gezegenleriniz varsa o zaman bu bahsettiğim bireysel etkileri daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Evet, dolunayın ardından 9 Ekim'de Mars Plüto karesi etkinleşiyor ki yine ayın en sert açılarından birisi. Ay son dördün fazında olacak. 8 Ekim, 9 Ekim, 10 Ekim bu sert ve gerilimli enerji bireyselden çok aslında toplumsal alanlarda şöyle bir mücadelenin, bir sıkışmanın, bir çatışmanın, belki bir öfke patlamasının veya doğa olaylarıyla ilgili bir enerjinin sert bir şekilde açığa çıkmasına neden olabilir. Dikkat edilmesi günlerden, gereken günlerden birisi. Merkür ayın başlarından itibaren Akrep burcunda ileri hareketli olacak. 14 Ekim'de Merkür Akrep burcunda gerilemeye başlıyor. Evet, Mars'la beraber bir de Merkür retrosu başlayacak. Sevgili yaylar, 12. evinizde başlayacak bu retro. 28 Ekim'e kadar Akrep burcunda, 28 Ekim'den itibaren de Terazi burcuna geçecek. Evet, biraz hani bilinçaltınızın, şöyle bir duygularınızın, düşüncelerinizin gerçekten geçmişe doğru çok fazla çekilebileceği bir dönemdesiniz aslında ama sezgileriniz de çok güçlü. Bu dönem sezgilerinizden ilhamlar da alabilirsiniz. Rüyalarınız çok enteresan olabilir. Mesajlar alabilirsiniz rüyalarınızda. Ve tabii ki yine bazı sorunlarınız, özellikle bilinçaltı problemlerinizi çözmek adına Akrep çünkü psikoterapiyle de alakalı. Böyle psikolojik yardımlar almanız, bazı arınma çalışmaları yapmanız, geçmişi şifalandırma adına önemli bazı faaliyetler yapmanız da mümkün görünüyor. Çünkü zihniniz bir şekilde bunları hatırlatacak. Bu geçmişle ilgili konuları açığa çıkartacak ve sizin onları çözümlemenizi, hatta belki onları serbest bırakmanızı isteyecek sevgili yaylar. Evet, ve 14 Ekim'den itibaren Güneş'in, Terazi burcundaki Güneş'in gökyüzündeki diğer kolektif gezegenlerle özellikle sert etkileşimleri güçleniyor. 14 Ekim'de Güneş'in Mars'la karşıtlığı var. Ardından Plüto'yla karesi, ardından Satürn'le karesi. Yani 10
14-20 Ekim arasında bu güçlü tesirleri hissedebiliriz. Ve tabii ki bu geçişlerle beraber özellikle hani finans konularında belki şu anda Satürn'ün, Plüton'un özellikle ikinci evinizdeki hareketi bazı sıkışmalar hissetmeniz mümkün. Parasal konularda yapmak istediğiniz girişimlerle alakalı veya çocuklarınızla bağlantılı, özel hayatınızla ilgili bazı harcamaların, masrafların olması. Ama sizin bunlarla ilgili kendinizi sıkışık hissetmeniz, kısıtlamalar ve baskılar altında hissetmeniz mümkün görünüyor. Yine bazı ilişki dinamikleriniz, özellikle arkadaş ilişkilerinde de ciddi gerilimler, bazı çatışmalar bu süreçte özellikle ay içerisinde sizin için zorlayıcı olabilir. Ve 16 Ekim'de tüm bu gezegen hareketlerinin etkisiyle bir yeni ay doğacak. 23 derece terazi burcu yeni ayı 11. evinizde doğuyor. Tabii ki yeni ay yenilikler, yeni projeler demek, yeni hedefler demek. Belki yeni başlangıçlar, yeni ilişkiler, tüm bunlara imkan tanıyor hayatımızda. Ama bu yeni ayın işte enerjisel hareketleri, yani gezegen hareketleri sert, zorlayıcı, mücadeleci ve yeni ay ile beraber hayatımıza girecek koşullar da çok kolay akmayacak gibi, biraz mücadele gerekiyor. Bu kadar retro gezegen belki ilerlemeyen mevzuların nedenlerini keşfetmemiz, belki bazı yarım şeyleri tamamlamamız ve daha sonrasında hani daha net hareket edebilmemiz için de bize katkılar sağlayabilir. Belki yanlış bir proje üzerinde çalışıyoruz. Belki projemizde görmediğimiz eksikler var. Belki bazı ilişkilerimiz bizi zorluyor. O arkadaş ilişkilerimizi de gözden geçirebiliriz örneğin. Bunlarla da ilgili radikal kararlar verebiliriz. Ve para konularında da zorunluluklar, gerekliliklerle belki gereksiz harcamalar arasında önemli farkındalıklar yaşayabiliriz. Bu yeni ayı takip eden günlerde hayatımızda bunlarla ilgili önemli düzenlemeler yapmamız da mümkün görünüyor. Belki bazı harcama kalemlerini, belki bazı projeleri, belki yatırımları hayatımızdan çıkarabiliriz. Biraz daha bu bizi rahatlatabilir. Sevgili yaylar. Evet, 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Biraz o artık Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber o koşturmalar, işte bu iş hayatı, sosyal çevredeki mücadeleler, bunlardan biraz uzaklaşıp sanki bir kabuğumuza çekilme, biraz dinlenme, biraz böyle sakinleşme fırsatlarını da bulacağız gibi görünüyor. Merkür artık Akrep'ten 28 Ekim'de ayrılıp Terazi Burcu'na doğru geçecek. Gerilemesini Terazi'de devam ettirecek ayın son günlerinde. Bu da özellikle eşitlik, hak, hukuk, adalet gibi konulardaki sorgulamalarımızı biraz daha güçlendirebilir. Ve sosyal hayattaki tabii ki bazı sorunları çözmek adına daha fazla aktif olabiliriz. 28 Ekim'de Venüs Terazi Burcu'na geçiyor ki bu iyi bir gelişme. Venüs Terazi de güçlü ve özellikle bu ortamlarınızda, işte arkadaş ilişkilerinizde, üzerinde çalıştığınız projelerde veya hedeflerinizde sorun yaşadığınız alanlarda Venüs'ün Terazi'ye geçişi çözüm imkanlarını, bazı rahatlamaları, maddi manevi yardım ve destekleri de 28'inden itibaren daha rahat hayatınıza taşımaya başlayabilir. Ve ayın sonunda 31 Ekim'de tekrar bir dolunayımız var. Evet, Ekim ayında iki dolunay yaşayacağız. 31 Ekim'de 8 derece Boğa burcunda dolunay meydana geliyor ama tabii ki ayın son günü olduğu için Kasım ayını daha fazla etkileyecektir. Uranüs'le birleşen bir dolunay. Aslında çok güçlü bir dolunay. Böyle stresli ve gergin bir enerjisi var. Böyle toplumsal alanlarda da hiç beklemediğimiz durumlarla karşılaştırabilir. Sürprizlerle bizi karşılaştırabilir. Sevgili yaylar, sizin için belki iş hayatınız, mesleki konularınızda bazı değişimler olabileceğini ya da hani günlük hayatınızın rutinlerinde şöyle bir yenilikler, sürprizler olabileceğini işaret ediyor. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.